Yağmurlu fırtınalı olacaklarını düşündükleri yeni Foça sabahından herkese günaydın. Akşam burada çok güzel bir manzara oluştu. Önce bir manzarayı görmenizi istiyorum. Sabah uyandığımda çadırın fermuarını açtım. Tam karşımdan rüzgar esiyordu. Gece arkada bir köpek sürekli havladı, sürekli havladı. Yattıktan sonra uluma sesleri duydum. Demek ki onu avlıyordu. Çakal mıdır nedir bilmiyorum. Sabah kalktım. Lavaboya gitmek için 1 kilometre yürüdüm. Orada açık bir yer buldum. Oradaki abi de çadırla geldiysen hemen çadırın başına git. Fırtına uyarısı var dedi. O da teknesini bağlamaya gidecekmiş. Bugün burada kalmayı düşünüyordum ama bu köpeklerden dolayı sinir oldum. Çadırın etrafı köpek ayak izi dolu. Sabah da gelip bana avladılar 15-20 tane birden. Yoksa buranın gece manzarası çok güzeldi. Burada bir gün daha kalmayı düşünüyordum. Yağmur bizi burada bugün bırakacak mı acaba? Sıcaklık 19 dereceye çıkacağı söyleniyor. Gece 3 dereceydi, bayağı bir soğuktu. Şimdi dönerken bakkaldan bir tane ekmek aldım. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra duruma göre bakacağız artık ne yapacağımıza. Çadırda oturacağım ama bari dedim şöyle bir masa olabilecek bir tahta bakayım. O masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Balıkçılarda olur. Bak şuralar niye ıslak? Buralar niye kuru? O balıkçıların o tahtası masa olur, tabure olur. Kahvaltı masası olur, çilincir sofrası olur, her işlevli bir tahta, balık temizlenir onun üzerinde. Böyle bir tahta arıyorum, bulamadım. Şu çadırın yanındaki bak şurada bir tahta var, bir de içinde tahta var. Onlar, şu ikisi zaten onları alamam, tekneyi yan tutmaya yarıyor. İçindeki de çadır için çok büyük. Bu arada tulumu öyle bir katladım ki, yani tulum katlar gibi katlamadım, oturacak bir şey olarak katladım. Tulum küçücük oldu. Bu tulumu artık öyle katlarım ben. Şurada galiba tabure veya masa olabilecek bir jüton taşı gördüm. Bu arada yağmur başladı. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş hızlanıyor. Şu güneş panelini içeri alayım. Şu jutonku da yanıma alayım ben. Ben bunda çok güzel oturdum. Yeni Foça'nın ikinci sabahından günaydın herkese. Burada 2 gün kalınca öyle bir dağılmışım ki toparlanmak çok uzun sürecek. Kum fırtınası her şeyi kum etmiş. Brandanın üzerinde yağmur yağ, kum düşe, yağmur yağ, kum düşe. Böyle leş gibi olmuş. Bunu da yıkamam gerek. Her şeyin içinden ince ince toz parçaları çıkıyor.
İkinci günü yorulmadığım için uyuyamadım. Uyuyamadığım için geç uyandım. Saat şu anda 11. Hava sıcaklığı 14 derece. Gün içinde 16'ya çıkacakmış. Bu geçen gün bahsettiğim köpeklerden birkaç tanesi. Şimdi toparlanıp ufak bir kahvaltı edip tekrar yola çıkıyoruz. Yaza yaklaştığımız şu günlerde içinizi biraz kıpır kıpır edecek bir deniz manzarası göstermek için durdum. Yolculuğumuzun 5. kilometresindeyiz. Toparlanmak falan filan derken saat 1.30 oldu. 15 dakikadır sürüşteyim. Yeni Foça'dan çıkar çıkmaz 140 rakıma tırmandık. Daha sabah sabah başlar başlamaz. Onun için de 5 kilometrede bir durdum ki dizlerim bir dinlensin diye. Burası ne kadar güzel bir yermiş. Yeni Foça'da 2 gün orada durdum. Sahilde hiç kimse gelip sen ne yapıyorsun, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ey yolcu diye hiç sormadı. Tam çıkarken satılmış abi geldi. Trafik emeklisiymiş. Trafikten emekli polismiş. O geldi. 1 saat onunla konuştuk. Bir tek o sordu yani halimi hatırımı. Yeni Foça bu arada çok harika bir yer. Sahilde bir sürü balık tutmaya çalışan insan var. Fakat hiç balık tutabilen kimsecikte yoktu. Çok sessiz, sakin. Yani o kadar sessiz sakin ki hiç çıt ses yok. Hiçbir gürültü yok. Çok huzurlu bir yerde. Niye Yeni Foça demişler onu bilmiyorum ama çarşısında daracık at arabası girecek kadar sokaklar, taş evler falan filan vardı. En son yola çıkarken gördüm onları. Dün görmemiştim. Evveli günde görmemiştim. Bundan sonra bulunduğum yerin köyünün işini komple bir gezeceğim. Bak neleri kaçırıyoruz. Orada bir tatil yeri havası vardı. Şu denizin güzelliği ne kadar güzel ya. Güzelliği ne kadar güzel. Şu deniz ne kadar güzel görünüyor. Tam turkuaz renginde. Günlerdir şu Midilli Adası'nı görerek ilerliyorum. Burada acayip daha soğuk esiyor rüzgar. Acayip demekten de bıktım artık. Şurada Yeni Foça kaldı. 1 saattir bu dağların arasında ine çıka geliyorum. Dizlerim sakatlanmasın diye sürekli mola veriyorum. Daha sezonun başındayız. Daha çok yolumuz var. Saat 4'e 20 var. Foça'ya yeni geldim. Yeni Foça'dan buraya kadar tek bakkal bu. Arada karnım acayip acıktı. Musa abinin verdiği neydi? İncirler vardı, kuru incirler. Onları yedim. Onlar bayağı bir işe yaradı. Foça'ya gelir gelmez yol cillop gibi bir asfalta dönüştü. Saat 4'e 20 var. Foça'ya gidip Foça'nın sahilini komple geçeceğim. Eğer hoşuma giderse orada kalırım. Gitmezse de devam ederiz. Şu an önceliğimiz bir yemek yemek. Foça'ya geldim. Zaten çok yakınmış. Hemen burada başladı Foça. Ama burası şehir merkezi gibi olduğundan burada sahilde çadır kuramayız büyük ihtimalle. Yine şu bisikletin yanındaki yol Arnavut kaldırımı. Yine rüzgar felaket. Karşı taraflar hep kapılmış. En kötü yeri orman işletmeleri almış. Güzel yerler askeriyeni zaten. Buradan ben ilerlerim. Bakalım nereye gideceğiz. Foça'ya geldim. Zaten çok yakınmış. Hemen burada başladı Foça. Ama burası şehir merkezi gibi olduğundan burada sahilde çadır kuramayız büyük ihtimalle. Yine şu bisikletin yanındaki yol Arnavut kaldırımı. Yine rüzgar felaket. Şu karşı taraflar hep kapılmış. En kötü yeri orman işletmeleri almış. Güzel yerler askeriyeni zaten. Buradan ben ilerlerim. Bakalım nereye gideceğiz. Foça'nın çıkışında şu şoktan barbunya plaki ve yoğurt aldım. Böyle güzel bir park buldum. Tam şu ortadaki kırmızı yer itfaiye. Aslında burası kalmak için çok uygun. Ama biz daha 22 kilometre geldiğimiz için ilerleyeceğim. Şu parkta köpekle birlikte oturduk yedik. Köpek şimdi şöyle yürüdü şu yana doğru gitti. Hacı Veli köyüne doğru gitmeye çalışacağım. Bir de böyle yerlerde kalınca ateş yakamıyorum. Sahilde kalınca ateş yakamıyorum. Ben ormanda kalmak istiyorum. Orman yok. Her yer zeytin ağacı ve insanların bahçesi. Kalamıyorum da orada. Foça'ya geldim. Zaten çok yakınmış. Hemen burada başladı Foça. Ama burası şehir merkezi gibi olduğundan burada sahilde çadır kuramayız büyük ihtimalle. Yine şu bisikletin
bisikletin yanındaki yol Arnavut kaldırımı. Yine rüzgar felaket. Şu karşı taraflar hep kapılmış. En kötü yeri orman işletmeleri almış. Güzel yerler askeriyeli zaten. Buradan ben ilerlerim. Bakalım nereye gidecek. Foça'nın çıkışında şu şoktan barbunya plaki ve yoğurt aldım. Böyle güzel bir park buldum. Tam şu ortadaki kırmızı yer itfaiye. Aslında burası kalmak için çok uygun. Ama biz daha 22 kilometre geldiğimiz için ilerleyeceğim. Şu parkta köpekle birlikte oturduk yedik. Köpek şimdi şöyle yürüdü şu yana doğru gitti. Hacı Veli köyüne doğru gitmeye çalışacağım. Bir de böyle yerlerde kalınca ateş yakamıyorum. Sahilde kalınca ateş yakamıyorum. Ben ormanda kalmak istiyorum. Orman yok. Her yer zeytin ağacı ve insanların bahçesi. Kalamıyorum da orada. Foça'nın orada yemek yediğim parkın orası içeride olduğu için sıcacıktı. Şimdi Foça bir de sahilde olduğu için böyle yerlerden çıkarken yokuşla başlıyorsunuz hemen. Yokuşu bayağı bir kilometre kadar çıktım. Biraz daha var gibi. Acaba orada kalsa mıydım diye düşünmeye başladım. Şimdi geride inmem bu yokuşa ama. Manzaramız da böyle. Orada bakkala giderken eldiveni düşürmüşüm. Bakta çektiğim videoda eldiveni buldum. Geçtiğim yoldan yürürken. Bu yolda çalışma var. Çıkarken güzeldi de şimdi yol bu halde. Nerede düzelir, ne yapar acaba? Yol üstünde böyle bir yer görünce gireyim dedim. Pers mezar anıtı yazıyor. Hiçbir yerinde bir açıklama görmedim. Girişi de yok galiba buranın. Burada başka bir tabela var. Foça'ya 8 kilometre. Yeni Bağ arasına 3 kilometre. Eurovelo bisiklet rotası. Eurovelo bisiklet rotası Pers mezarı. Bu rotayı kullansak mı? Ha, giriş varmış. Bu Pers mezarının yanına ben kurulsam ne olur? Ha? Buraya. Buraya bir çadır koysam, burada takılsam ne olur? Hiçbir yazı tabela, hiçbir şey yok. Bir açıklama falan. İçeride ne var? Evet. Lahit. Mezar. Çıkmış. Save your love my darling, save your my. Güzel akustik bir ses var içeride. Şurası da adını unuttum. Kuş cenneti'nin başlangıcı. Madem tavaf ettik şuradan geçelim. Allah! Kaç demiş şu Eurovelo bisiklet rotası? Yeni bir arası 3 kilometre. Merak ettim şimdi orayı da. Burada İzmir'deki Eurovelo bisiklet rotasını gösteriyor. Zaten biz de hemen hemen o rotadan geçiyoruz. Evet. Şimdi
şurada bir yerdeyim ben. Ya da burada. Evet, burada bir yerdeyim. Şu 3 kilometrelik rotayı yapacağım. Zaten gitmek istediğim yerde Yeni Bağ Arası köyünden sonraki Hacı Veli. Hacı Veli köyü. Şu rotayı bir kullanayım. Bir de arkadaşım var. İlle dedi ki, bu turda dedi bir yerden oltayla balık tut, pişirip yemeden dönme dedi. Yani olta alacak yer yok. Şimdi kuş cennetinde de balık mı tutulur diyeceksiniz. Yani sit alanı gibi bir şeye ev yapmak gibi bir şey bu da. Bir şey bulursam, olta bulursam bunu gerçekleştirmek istiyorum. Şurada az önce kuşlar vardı. Hepsi başka bir yöne gitti. Şimdi bak şu taşın üstünde şurada bir kaplumbağa var. Rahatsız etmeden bir bakalım. Tam bak gölgemin geldiği noktada şurada. Ha gitti. Çok yukarı gitti. Bak şurada bir ördek var. Mikrofona geliyor mu bilmiyorum ama buradan çok güzel kuş sesleri geliyor. Bunu birine sorup öğrensek çok güzel olur. Şu taşın üstüne tak diye atacaksın çadırı. Şu rotayı bir tamamlayalım da köyde birkaç kişiye sorarız. Bir fikrimiz olur. Ona göre bir şey yaparız. Bu antik mezar da yani boş değil. Ben geldiğimde bir aile vardı. Şimdi ben burada konuşurken bir kişi daha geldi. Yani tam yol üstü olduğu için geleni gideni çok galiba. Şu rotayı bir bitirelim bakalım ne oluyormuş. Foça'dan yola çıktım. Bayağı bir yokuş geldim. İşte antik mezarı gördünüz ya. Benim o Foça'dan geldiğim yol Eurovelo bisiklet yoluymuş. Sizlerle de birlikte 3 kilometresini daha tamamladık. O yol niye Eurovelo yolu bilmiyorum. Foça'dan buraya kadar zorlu bir rampalardan geçtim. Zor diye mi Eurovelo yolu oluyor? Yoksa anıt mezar var diye bir özelliği mi oluyor? Bilmiyorum onu. Araştırır bakar öğreniriz. O yol şu evin arkasında. Orada kuş cennetinin olduğu yerde bir abiyle oturduk konuştuk. O beni buraya yönlendirdi. 500 metre git Gediz demiş. Gediz Nehri. Ben de 500 metre git deniz anladım. 500 metreden fazla geldim. En son artık geldim burada bir tarlanın kenarına kuracağım çadırımı. İncin çift kale maç yapıyor burada. Hiç kimsecikler yok. Şuraya güzel bir ev yapmışlar. Yan arazi komşum. Kapısı mapısı açık, içine girip kursam çok daha iyi olur ama adam gelince adama ne diyeceğiz? Tamam biz zarar vermeyeceğiz, biz kendimizi tanıyoruz da adam bizi tanımıyor ama. Abinin şöyle bir tiny house'u var. Bu da asıl evi. Yani bu ev ön tarafı taş örme yani böyle ambar mambar gibi duruyor ama asıl ev bu. Janjanlı bir ev. Zeytin ağaçları falan ekmiş. Tam böyle güneş enerjisi tarlasının karşısında bir yerdeyim. Güneş batmadı. Güneş bana battı. Şurada güneş var hala. Şu dağın arkasına geçtiğim için ben gölgede kaldım. Olsun bir telefonun ekranını daha rahat göreceğim. Şimdi şuraya ufaktan bir hazırlanayım. Burada fazla oyalanmam dışarıda herhalde. Sivrisinek gibi böcekler var. Çadırı kurup içinde takılacağım ışık yakıp. Feneri alamadım. Çok derindeydi. Onun için telefonun kendi ışığıyla çekmeye çalışıyorum. Bu tarlaya çadırı kurdum. Dışarıda bayağı bir vahşi ses var. Telefonun LED'i de gözümü alıyor. Bayağı bir vahşi ses var. Tarlanın tam ortasında bir yerdeyiz. Dağ başında bir yerdeyiz. Bisikleti çadırın arkasına koydum. Mavi brandayı da çadırın üstünü örttüm. Niye? Çünkü beyaz olunca dikkat çekebilir.
mavi brandanın altında saman var diye düşünebilirler. Eğer bir şey olmazsa şimdi üstümü değiştireceğim. Yatma kıyafetlerini giyeceğim. Bir şey olmazsa hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bu gecenin sonu.